Sakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma dumadım, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik, Fatmacık cik cik. Sen bu oyundan çık. Merhaba çocuklar, derse hoş geldin. Evet, bunu tabii ki ezberliyorsunuz. Beni tekrar ederek ezberleyebilirsiniz. Tamam mı? Evet, bugün sizinle beraber çocuklar çok güzel, leziz bir ses öğreneceğiz. Bu sesin tadı çok güzel. Hadi siz de benimle beraber yapın. Bu sesin tadı çok güzel. Evet. Biz bir yiyeceği çok beğendiğimiz zaman karşı tarafa nasıl bir hareket yapıyoruz? Bak, elimizi şöyle yapıyoruz, değil mi? Ona bakıp şöyle. Sen de yap. Hadi. Evet. Lezzetli bir ses öğreniyoruz. Evet. Maymun. Maymun. Buna bakalım. Mum. Mum. Hangi sesle başlıyor? Sesiyle başlıyor. Evet. Sesiyle başlıyor. O zaman başlangıçtaki kutumuza takalım. Peki. Mum. Hangi sesle bitiyor? Mum. Evet. Sesiyle de bitiyor. Doğru söylüyorsun. Evet, buna bakalım. Şemsiye. 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 Evet, hangi sesle başlıyor? Şş, başta var mı? Peki. Şemsiye. Sonda var mı? Yok. Peki nerede o zaman? Şem, si, ye, şem. Evet, ortasında. Doğru söylüyorsun. O zaman ortasını takalım. Evet, geldik bu hayvana çocuklar. La, ma, lama, la, ma, la, ma, lama. Evet. Sesi var peki. Başında var mı? Lama. Lama. Başında var mı? La. Ma. Peki. Lama. Sonunda var mı? O zaman nerede? Evet. Ortasında. Lama. Ortadaki kutucuğa takalım. Peki buna bakalım. Benim çok sevdiğim bir meyve. Muz. Tadı güzel. Muz. Hangi sesle başlıyor? Sesiyle başlıyor. Evet. Aferin benim çocuklarıma. Çok güzel öğrendi benim öğrencilerim. Aferin size. O zaman şimdi bu sesi yazım yönünü öğrenelim. Haydi bakalım. Evet çocuklar. Haydi şimdi bu harfin yazım yönünü öğrenelim. Ne yapıyorum? Mamonun göbeğinin olduğu kısma geliyorum. Yani bu sarı kısma. Sarı kısma geliyorum ve küçük sesini yazıyorum. Geldim aşağı. Sonra tepecik. Tepecik. Bu kadar. Bir parmak boşluk. Geldim bir. Sonra tık. Tık. Gördün mü? Çok güzel oldu. Değil mi çocuklar? Hadi yazalım. Çok güzel. Şimdi büyük sesini yazalım. Bak buraya. Ne yapıyorum? Bu üç çizginin arasına sığdırıyorum. Çizgiler yukarıdan aşağıya doğru geliyor çocuklar. Bir. Ve sonra iki. Ve sonra üç. Ve sonra dört.
Bir parmak boşluk. Yukarıdan aşağı indim. Bir ve iki ve üç ve dört. Bir parmak boşluk. Yukarıdan aşağı. Bir ve iki ve üç ve dört. Pek güzel oldu değil mi çocuklar? Evet. Şimdi siz bunu satır sonuna kadar yazın. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim. Dediğinizi duydum. Tahtamı siliyorum. Sen silme sakın. Tamam mı? Anlaştığımız gibi. Şimdi ben söyleyeceğim. Siz de güzel güzel yazacaksınız. Tamam mı? Satır başına yine gidin. Kurşun kaleminizin ucu her zaman açık olsun çocuklar yazı yazarken. Çünkü o kalemin ucunun ince olması daha güzel yazı yazmanızı ve bileğinizin de daha uzun süre dayanmasını yani acımamasına yardımcı olur. Tamam mı? Daha güzel yazarsın. Peki şimdi tahtaya bak. Yaz. Evet yaz. Evet yaz. Önce sen yaz. Sonra ben yazayım. Sesini duydum, yazdım. Yanına kim geliyor? O lezzetli ses geliyor. Tadı enfes. Evet çocuklar. Yazdınız mı? Şimdi buradan bir kelime çekeyim size yine. Yine siz okuyun sonra yazalım. Mum. Aferin sana. Mum. Mum, 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 mum. 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 Hadi yazalım. Mum. Mum. Önce sen yaz. Hadi bir parmak boşluk. Duydum. Çok lezzetli bir ses. Sonra yerine kim geliyor? Mu. Evet, U geldi. Mum. Evet. Mum. M. Mum. M. Mum. Peki. Bir kelime daha çekelim. 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 Okuyun bakalım. Elma. Elma. Elma seviyor musunuz? Evet, çok güzel bir meyve değil mi çocuklar? Elma, 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 elma. Bir parmak boşluk. Yazdın mı sen? Önce sen yaz, sonra tahtaya bak. Elma, ma, elma, elma. 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 Evet, elma. Şimdi bir şey daha yazalım. Haydi bakalım. Önce oku. Limon. Aferin sana. Li. Mon. Limon. Limon. Li. Mon. Limon. Limon, limon, limon. Limon, limon, limon. Limon. Önce sen yaz. Li. Mon. Limon. 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 Li'yi duydum. Sonra. Evet, o lezzetli sesi duydum. Tadı çok güzel. Tadı, tadı. Limon. Limon. Çocuklar bu. Ve sesini karıştıranlarınız var biliyorum. Karıştırıyorsun değil mi bazen? Karıştırman normal. Sesleri birbirine benziyor çünkü. Ama karıştırmaman için sana bir yol göstereceğim. Bak. Şimdi çubuğumu alıyorum elime. Okuma çubuğumu. Beni tekrar et tamam mı? Eğer karıştırıyorsan. Karıştırmıyorsan sıkıntı yok. Bak şimdi. Dudağıma bak. Kapattım bak dudağımı. Ağzımı kapatıyorum bak. Sesi öyle çıkarıyorum. Ağzım açıldı gördün mü? Nalan nine yapıyordu ya böyle. Kırışıyordu buraları.
bazı hareketlerime dikkat et, tamam mı? Unutunca bu şekilde tekrar yaparsan bence karıştırmazsın. Bence. Peki tahtayı siliyorum ben burayı. Devam edelim. Bir kelime daha çekiyorum. Haydi gel bakalım kelimecik. Oku bakalım. Evet, lokum, doğru. Lokum. 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 Lokum gibi çocuk. Ay çocuklar, ben sizi bazen böyle lokumlarım diye seviyorum ya. Lokum. Çok tatlı olduğunuz için size öyle diyorum. Çok tatlı, sevgi dolu, sevimli çocuklar olduğunuz için. E hadi o zaman yazalım. Lokum. 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 Hadi yaz. Haydi yaz, haydi yaz. Lo, lo, lo. K, k, k. Kum. Lokum. 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 M. Mum. Elma. Limon, lokum. Lokum. Bir tane daha çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum. Martı. Evet, aferin sana. Martı. 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 Hiç martı gördün mü? Ben İstanbul'da gördüm çocuklar denizin üzerinde. İnsanlar onları simit yemeye alıştırmışlar. Simit atıyorlar. Onlar da simitleri yiyip yiyip doyuyor karınları. Beni İstanbul'dan dinleyenler varsa görmüşlerdir büyük ihtimalle. Önce yazalım. Mart. 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 Evet hadi yazalım. Sesini duydum. Sesini duydum. Çok lezzetli. Yanına A gelmiş. Ma, ma, mar. Mar. Tı. I sesiyle de bitiyor. Martı. 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 Evet. Hadi bunu okuyayım. Evet. Mantar. 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 Ay çocuklar, ben mantarı çok seviyorum ya. Çok güzel yemekler yapılıyor mantarla. Mantar. Mantar. Hadi yaz. Önce sen yaz. Hadi beni bekleme. Önce sen yaz, sonra ben yazacağım. Man. Sesli tekrar et benim gibi. Mantar. Mantar. Evet. Bir parmak boşluk bıraktım. Yazıyorum. Man. 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 Evet, man hecesini yazdım. Şimdi tar hecesini yazalım. T, t, ta, tar. Rrr sesiyle de bitiyor. Unutma. Son sesleri unutmayın çocuklar, tamam mı? Genelde bu hatayı yapıyorsunuz. Sondaki sesi unutuyorsunuz. Man tar. Man tar. Mantar. 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 Bir tane daha okuyalım. Haydi oku bakalım. Evet. Makine. Makine. Makine, 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 tek seferde. Makine, 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 makine. Evet, bakın dikiş makinesi değil mi çocuklar? Bu dikiş makinesi. Başka makine var mı? Evet, bir sürü makineler var değil mi? Bizim hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Mesela benim hayatımı bence en çok kolaylaştıran şey, kendim için söylüyorum. Ben bulaşık yıkamayı pek sevmiyorum çocuklar. Bulaşık makinesi. Makine. Bir parmak boşluk. Ama sevmiyorum diye, yapmayacağım diye bir şey yok. Değil mi çocuklar? Sorumluluklarımı yerine getireceğim. Temizleyeceğim evimi. Ma. Ki.
Makine. Martı, mantar, makine. Martı, mantar, makine. Benimle beraber tekrar edin, tamam mı çocuklar? Ne kadar tekrar edersen o kadar çok öğrenirsin, değil mi? Evet, ne diyordu Narlan yine? Okuyacağız, yazacağız, okuyacağız. Bunun başka yolu yok, değil mi? Bol bol yazıyoruz, okuyoruz, yazıyoruz, okuyoruz. Şimdi çocuklar bir cümle yazacağız, cümle. Cümle yazmak için de satır başına gidin, beni bekleyin, ben geliyorum. Şaka şaka. Gel beraber. Satırın başına geldim, buradayım. Yaz. Hadi yaz. Mert. 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 Yaz. Cümleye başlarken ilk harfim nasıl oluyordu? Küçük mü oluyordu? Büyük mü oluyordu? Evet, ilk harf büyük, doğru. Zaten Mert bir erkek çocuk ismi. Ben ne yapacağım? Mecburen onun adının ilk harfini büyük yazacağım. Yana kim geliyor? Evet, E geliyor. Mer. Mert. 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 Şimdi ikinci kelime geliyor. Bir parmak boşluk bırak. Ka, le, mi. Ka, le, mi. Önce ka hecesini yaz. Ka, ka, le, mi. Yazdın mı? Aferin. Bir parmak boşluk. Sesini duydum, yazıyorum. Yanına kim geliyor? Ka. A geliyor yanına. Ka, le. Le, mi. Kalemi. Kalemi. Mert. Kalemi. Mert. Kalemi. Tut. 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 Evet, bir parmak boşluk. Tut. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Mert kalemi tut. Mert kalemi tut. Peki. Yeni cümleye geçiyoruz. Satır başına gelin çocuklar. Hadi. Leman. Leman. Leman bir kız çocuk ismi çocuklar. Leman. Leman. Önce L hecesini yaz. Le. Leman. Evet. Satır başındayım. Le. Leman. 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 O. Bir parmak boşluk bırakın. O. Evet, tek hece. O. Bir parmak boşluk. O. 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 Leman. O. Ne. 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 Evet, ne. Ne? Şimdi cümlenin anlamına göre noktalama işaretini koymam gerekiyor. Leman o ne? Soru soruyor. Değil mi? Leman o ne? Leman o ne? Cevap vermesini bekliyorum karşı tarafın. Evet, cümlede soru anlamı olduğu için çocuklar, ben buraya bir soru işareti koyuyorum. Leman o ne? Leman o ne? Leman o ne? Leman o ne? Evet, yazdın mı? Aferin sana. Şimdi bir tane daha söylüyorum, yaz. M-T. M-T. Satır başına gel. M-T. M-T.
Mete. Mete. Önce M hecesini yaz. M. Tekrar et benimle beraber. M. T. Evet, satır başındayım. Başlıyorum. Boştaki elim her zaman defteri tutuyor. Tamam, başka yerde değil. Defteri tutuyor. M. 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 T. Mete. 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 Merak. Bir parmak boşluk. Yeni kelime. Merak. 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 Me. Me. Merak. Merak. Mete. Merak. Mete. Merak. Bir parmak boşluk. Bir kelime daha söylüyorum. Et. Ti. Et. Ti. Et. Ti. Hadi yazın bakalım. Et. Ti. Bakalım burada kim tuzağa düşmeyecek? Et. Ti. Bu kelimede bir tuzak var çocuklar. Et. Ti. Bir parmak boşluk bıraktım. Et. Et. T. Tekrar. Tekrar t. Tekrar t var değil mi? Evet. Tuzağa düşmeyenler kim? Parmak kaldırsın. Aferin. Et. Ti. Bak iki tane t, t sesi var. Etti. Mete. Merak. Etti. Mete. Merak. Etti. Evet çocuklar, yazdınız mı? Aferin size. O zaman Canan öğretmenden size bir yıldız ve bir de gülücük. Aferin size. Şimdi o zaman ben tahtayı siliyorum, yazdıysanız. Siliyorum. Şimdi buradaki metni beraber okuyalım. Olur mu? Asıyorum şöyle. Güzel güzel. Evet. Haydi bakalım. Bak tahtaya. Buraya bak. Evet. Oku bakalım. Mine. Mine. Armut. Tartı. Tartı. Evet. Armut. Kırk. Lira. Tuttu. Aferin. Emel. Mor. Erik. Alalım. Tartı. İle. Tartalım. Aferin size. Şimdi bir kere de ben okuyacağım. Arkana yaslan, beni dinle. Mine. Mine. Armut tarttı. Armut 40 lira tuttu. Emel, mor, erik alalım. Tartı ile tartalım. Evet çocuklar, bunu tekrar 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 okuyarak biraz okuma hızımızı artık arttıralım. Olur mu? Peki, derse geldiğin için teşekkür ederim seni. Kocaman öpüyorum. Hoşça kal. Bay bay. Güle güle.